Değerli arkadaşlar, bu hafta meclisin önemli bir gündemi var. Vatandaşlarımızın bekledikleri pek çok değişikliğin gündeme geleceği bir meclis gündemini beklerken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vermiş oldukları iki kararla meclis gündemi allak bullak oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi saraydan gelen bir talimatın, Adalet ve Anayasa Komisyonlarının birleşimiyle çalışan Karma Komisyon Başkanı'na ulaşmasıyla İYİ Parti'den bir milletvekili Sayın Lütfi Türkkan ve partimizden bir milletvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarını diğer 1700 dosyadan ayırıp cımbızlayıp bir siyasi mühendisliğe hizmet etsin diye meclis gündemine getirmeye, komisyon gündemine getirmeye karar verdiler. Aynı günlerde Sayın Özlem Zengin de anayasa değişikliğiyle ilgili bir randevu talep etti. Biz bu durumda İYİ Parti ile ittifak ortağımız İYİ Parti ile bu durumu değerlendireceğimizi söyledik ve sizin de dünden beri takip ettiğiniz gündemimizle bugün sabah saatlerinde İYİ Parti'nin Sayın Grup Başkan Vekilleri ile mevkidaşlarımızla bir araya geldik. Yaptığımız görüşmeden genel başkanlarımızı görüşmenin seyrinden haberdar ettik ve ardından iki önemli karar aldık. Bu kararlardan bir tanesi sabah saatlerinde de sizin tarafınızdan öğrenildiği üzere İYİ Parti ve biz yarın İYİ Parti ve biz Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinin talep ettiği ve Grup Başkanı da iştirak edeceğini söyledikleri görüşmeye, randevu talebine olumsuz cevap vermek zorunda kaldık. Çünkü böyle bir görüşmenin böyle bir atmosferde yapılmasını doğru bulmuyoruz. Partiler arası randevu talebi el sıkışmaya, müzakereye ve bir ortak aklı aramaya yönelik bir taleptir. Böyle görüşmeler el sıkışmak üzere yapılır. Balta çekerek gelemezsiniz. Savaş baltasını çekip böyle bir görüşmeye gelemezsiniz. Bizim milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılma talebi muhalefete balta çekmektir. Savaş baltasını çıkardıysanız o zaman böyle bir görüşmeyi yapamazsınız. Bu randevuyu reddediyoruz dedik ve reddettik. İkinci kararımızda yarın yapılacak olan karma komisyon toplantısına katılmıyoruz. Böyle bir toplantıya katılmayı büyük bir hukuksuzluğu, büyük bir eşitsizliği meşrulaştırmak olarak görüyoruz. 1700 tane dosya dururken bu dosyanın çekilip getirilmesinin, bu dosyaların çekilip getirilmesinin açıklanması gerekiyor. Birçok bu dosyalar tabii mahkemeler tarafından karara bağlanmadıkça bunlar iddianame, bunlar elbette ki iddia, suç iddiası. Her şey suç, bazıları daha çok suç. Daha çok suçla daha az suçu Türk Ceza Kanunu tasnif eder. Bu suçlardan, bu suç iddialarından çok daha ağır suçların dosyaları dururken orada, yüz kızartıcı suçların dosyaları dururken, rüşvetle ilgili dosyalar dururken, irtikapla ilgili dosyalar dururken, yıllarca durmuşken, Akbil yolsuzluğuyla ilgili devasa dosyalar dururken, şikayete bağlı bir hakaret suçunu Seçal ya da kendilerinin söylediğine göre mahkemeyi bastı diyorlar. Karar, bütün mahkeme boyunca oturup karar açıklanınca bu karara isyan etme. Böyle karar mı olur? Yazıklar olsun deyip çıkmak daha ağır suç bunlardan. Neye göre? Sarayın tercihlerine göre. Türk Ceza Kanunu'na göre daha ağır suçlar beklerken çok daha hafif suçlar saraya göre daha büyük suçsa saray kendini kanunların üstünde, anayasanın üstünde görüyor demektir. Biz oradaki bir tiyatroya alet olmayız, parça olmayız. Onlara verilecek bir tek milletvekilimiz, onların karşısına çıkıp da onları meşrulaştıracak bir tek kelimemiz yok. Gitsinler, ittifak ortakları MHP ile birlikte el ele diz dize otursunlar ve iki milletvekilinin dokunulmazlığı üzerinden saray mühendisliğini sahneye koysunlar bakalım. Onları birbirleriyle baş başa bırakıyoruz. Bunun dışında söyleyecek sözümüzü her platformda söyleriz. Genel başkanımız söyledi, milletvekilimiz söyledi. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Onların karşısında bir kelime eksik söylersek, bir adım geri atarsak, bir santim eğilirsek namerdiz. Biliriz ki
Biz bir santim eğilirsek onlar bu millete, bu halka diz çöktürecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Kimse endişe etmesin. Sarayın yaymaya çalıştığı korkuya teslim olacak bir tek milletvekilimiz yoktur. Teşekkür ediyoruz. Soru varsa yanıtlayalım. Teşekkürler arkadaşlar.